Bu virüs Çin'den geldiği için pek güvenemiyorum açıkçası. Bir etki yapıyor mu onu görmeden ben aşı olamam. Annemi de oldurma. Niye Almanya'dan almıyor da Çin'den getiriyor? Fahrettin Koca bilimden de uzaklaşmıştır. Verileri halkından da saklamıştır. O anlamda söylediği şeye hiçbir şekilde itimat etmiyorum. Vallahi faydalı olacaksa olur yani. Hiç sıkıntı yok ya. Çin'den gelecek olan koronavirüs aşısını almayı düşünüyor musunuz? Hayır, şu an düşünmüyorum. Neden? Yan etkileri şu an için çok bilmediğim için o yüzden biraz beklemeyi düşünüyorum. Düşünüyoruz. Sağlıkçılarımız uygun görürse olacağız inşallah. Bilmiyorum, birçok yan etkisi oluyor. Yani gençlerin vurulacağını düşünmüyorum. Sadece kronik hastası olanlar vurulacak. Yani öyle tahmin ediyorum. Yani birçok genç de benden yan olduğunu düşünüyorum. Yani bu yüzden kimse vurulmaz gençlerden. Fahrettin Koca kendisinin de aşı vurulacağını söyledi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendi millete güven açısından öyle bir tercih yaptı. Yani tüm başkanlar bunları yapıyor. Yani tüm ülkelerde aynı bu durum. Yani bu yüzden bunu yapması doğru bir şey. İnsanlar kendini çekecek ama gençlerin vurulacağını düşünmüyorum ben. Yani olabilir. Olabilirim. Problem olacağını düşünmüyorum. Güvenilir bir aşı olduğunu düşünüyorum. Düşünmüyorum. Öyle bir düşüncem yok. Güvenmiyorum aşıya. Neden güvenmiyorum? Erciyes'in olursa güvenirim, yoksa güvenmem. Düşünmüyorum çünkü ne olduğunu, sonucunu bilmiyorum. Zaten her şey Çin'den geldiği için bilmiyorum. Ben onaylamıyorum yani. Bakan Fahrettin Koca da aşı olacağını söyledi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Onda hiçbir fikrim yok. Ne diyeceğim de bilemiyorum. Çok düşünmüyorum şimdilik. Neden? Ya güvenilirliğine ne kadar güvenilir? Aşı yapıldıktan sonra tekrar yakalanacak mı, yakalanmayacak mı? Yani tekrar aynı hastalığa yakalanacaksan işte bir şey yok mantığı. Şu an düşünmüyorum. Neden? Çünkü sonuçlarını bilmiyoruz. O yüzden düşünmüyorum şu an. Şu anlık düşünmüyorum yani. İleride ne olur bilmiyoruz. Oradan geldi bu hastalık, hiç düşünmüyorum. İlk çıkışı oradan. Onun için vurulmayı düşünmüyorum. Yerli olursa kendimizin onu vurunurum ama Çin'den falan geleni vurunmam. Düşünüyoruz. Evet. Güveniyoruz, düşünüyoruz. İlk fırsatta olacağız inşallah ne zaman gelirse. Düşünüyorum. Bence faydası tokanır, zararı tokamaz. Ben ondan önce bir aşı daha yapıldım. Onu da düşünüyorum. Siz sorana kadar hiç düşünmüyordum bu soruyu ama yani olsak da olmasak da bir şey fark etmiyor benim için. Diğer insanların söylemiş olduğu işte kulaktan duyma bilgilerle değil de işte doktorların daha çok ilmi veyahut da bilgi makalelerine veyahut da yazdığı yazılara göre oluruz diye düşünüyorum. Maalesef düşünmüyorum çünkü zaten bu virüs Çin'den geldiği için pek güvenemiyorum açıkçası. Daha doğrusu biraz da şüphe var içimde. Zaten sonuçta Çin'den gelen virüs zaten onlar getirdiği için pek de içim rahat değil. Normalde tabii ki haberlerde de izlediğimiz kadarıyla bir de Sağlık Bakanı'nın verdiği tavsiyeler doğrultusunda elbette olacağız. Yani şimdiye kadar geçirmedik. Bir sağlık sorunu da yaşamadık bu zamana kadar. Herkes vurulduğu süreçte zaten vurulacakmış. Pazar günü de geleceğini söyleniyor akşamdan itibaren. Biz de vakti sırası geldiği zaman inşallah biz de vurulacağız. Tüm İslam'a, tüm Müslüman insanlarına hayırlı olur inşallah. Temennimiz bu. Henüz böyle bir şey düşünmedim. Süreç içerisinde inşallah değerlendireceğiz diye düşünüyorum. Vallahi şimdilik ben düşünmüyorum. Hele bir 8 ay falan geçsin, yıl sonuna belki olurum. Sonuçları bir görelim. Yan etkileri var mı yok mu? Böbrek şeyi olanlara nasıl bir etkisi oluyor? Diğer kronik hastalıklar olanlara değişik bir etki yapıyor mu? Onu görmeden ben aşı olamam. Annemi de oldurmam. Hayır, olmam. Neden? Yani güvenmiyorum, onun için olmayacağım. Niye Almanya'dan almıyor da Çin'den getiriyor? Onun için olmayacağım. Çin'den gelen aşıyı olmayı düşünmüyorum. Ama aşıya karşı mıyım? Değil. Neticede şöyle düşünüyorum. Hastalığın da aşının da Çin'den çıkıyor olması ve Çin'in
aşı olmaksızın bu süreci atlatıyor olması haliyle bir kafamızda soru işareti uyandırıyor. Ama aşıya karşı değilim. Yerli aşıdan yanayım. O yüzden de Erciyes Üniversitesi'nde bununla ilgili tıp fakültesinde çok güzel çalışmalar var. İnşallah sonuç alır. Bizler de bu süreci bir an evvel atlatılırız. Fahrettin Koca'nın başından ilk zamanlardaki süreci doğru yönettiğini ama bu yeni normal denilen süreçle birlikte birçok şeyi, veriyi sakladığını, halkı yanılttığını çok net düşünüyorum, çok net de söylüyorum. Eğer bir gram görev bilinci varsa o makamı derhal terk eder. Aynı şeyi Milli Eğitim Bakanı hakkında da düşünüyorum. Yani bu süreçler böyle kendi birilerini mutlu etmek için yönetilebilecek süreçler değil. Fahrettin Koca bilimden de uzaklaşmıştır. Verileri halkından da saklamıştır. O anlamda söylediği şeye hiçbir şekilde itimat etmiyorum. Vallahi faydalı olacaksa olur yani. Hiç sıkıntı yok ya. Olabiliriz. Olmaz. Sıkıntı değil. Tabii olmayacaksa olmasın. Herkes bizim oluyorsa olsun. Olmayacaksa olunmasın yani. Ama olur herhalde. Sıkıntı yok gibi. Hayır. Neden? Ya korkuyoruz hani ne olduğunu bilmediğimiz için düşünmüyorum. Fahrettin Koca aşıya olacağını söyledi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi Fahrettin Koca'yı severiz de o ne aşısı vurulacak biz bilmediğimiz için yaptırmayı da düşünmüyoruz yani.